Ya şimdi bizim vatandaştan beklentimiz bu bıçakları son güne bırakmaması. Çünkü son güne bıraktığı zaman haliyle bıçaklar biraz daha zayıf yapılma ihtimali olabilir. Ama böyle bu sakin günlerde geldiği zaman, bıçaklarımız iyi belirlendiği zaman hem kurbanlarımız kesilirken eziyet görmüyor, hem kendileri keserken daha kolay kesiyorlar. Tabii ki haliyle bu bıçak zamanı geldiği zaman biraz iş gücü daha artıyor. Sık çalışıyorsun, daha çok yoruluyorsun. Yani daha şu emeğimiz daha çok. Bizim tek isteğimiz bu kurban bıçakları bayramın son güne kalmaması. Daha iyi bir kalitede, daha iyi bir işle genele hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz genelde bayramıyla bir ay yaklaştığında sabah çok erken geliyoruz. Saat 5.30-6 gibi, 6.30 bu civarlar gelip akşam 8 oluyor, 9 oluyor, 10 oluyor, 11'e kadar devam ediyoruz. Çünkü öyle etmezsen işe ulaştırma imkanımız yok. Yani iş gücü olmazsa olmaz. Yaklaşık bir ay sürüyor bizim bu yoğunluğumuz. Bu bir ay içinde tabii ki iş, dışarıdan siparişlerimiz var. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, kendi yapımız bıçaklarımızı imal etmeye çalışıyoruz. Onu halka tanıtmaya çalışıyoruz. Neden bilelenmemiz? Çünkü bu bıçaklarımız var. El satırları bıçakları neden bilelenmesin? Bilelenmeli ki çünkü kesim yaparken koyunu incitmemesi lazım. Efendime söyleyeyim, koyun incirse bu sefer hem koyun eziyet görür, hem günaha girmiş olursun. Bıçaklar bilelenmesi lazım ki boğaza çaldığında deriye daha iyi otursun. Deriye daha iyi otursun. Yoksa kör bıçak deriye tuttuğu zaman tüyden dolayı kesmez. Ama bıçaklarımız bilelendiği zaman deriyi daha çabuk alır. Onun için kesilen koyunlar asla eziyet görülmez. Bir de kesim yaparken halkımızdan kesmeyi bilen insanlara kestirelim. Kesmeyi bilen insanlara kestirelim. Yoksa hayvanlarımız eziyet görür. Yaklaşık bu 2000-1500-2000 arası. Günlük gelen bıçak sayısı 2000-2500 bu civarlar oluyor. Hele son gün bu sayı daha iki katına çıkıyor. Çünkü halkımız bilelemeyi son güne bırakıyor. Son güne bıraktığı zaman haliyle bile sen hızlı çalışıyorsun. 10 gün önceki bıçaktan son gün bıçak arasında çok fark ediyor. Abi şimdi herkesin bıçaklarını bilen adama yaptırması en önemli şey. Bu senede bir sefer olan bir kurban bayramı. Bıçağınız keskin olması lazım. Hani şu bir de erken getirirlerse kalabalığa kalmazlar. Hata olmaz. Yani elimizden geldiği kadar hata yapmamaya çalışıyoruz. İster istemeziz. Gözden kaçma da olur kalabalıkta. Onun için herkesin önceden getirmesi lazım. Ve bıçağını da bıçağı bilelemesini bilen gerçek bıçakçılara yaptırmaları lazım ki kurbanı acı çektirmemek için. Bıçağının keskin olması her zaman için faydalı bir şeydir. Yani hayvana ızdırap çektirme değil, parçalama değil. Bir bıçakla kesmesi lazım. Bu yani senede bir sefer olan bir şey. Yani herkes de bıçakçılık yapıyor. Yani anlayan da anlamayan da. Bizim ilkokuldan beri ben bu mesleğin içindeyim. Baba mesleğimiz. Başladı evet yoğunluğumuz. Yani tam değil ama biraz var yoğunluğumuz. Yok değil. Bayrama bir iki gün daha. Bayrama bir iki gün arasıya biraz daha yoğun oluyoruz. O da zaten bizim halkımızın her şeyi son gününe bırakmasından dolayı. Yani hem biz yoruluyoruz hem bıçakları mesela kendileri burada sıraya giriyorlar. Ama şimdi şu zamanda gelmiş olsalar sıra olmaz. Yani bekler alıp gidebilir yani.